1991-1992 sezonunda Türk futbolu yeni bir çeyrek final sevinci yaşadı. Kupa Galipleri Kupası'nda Galatasaray çeyrek finale yükseldi. Eisenhüttenstadt kentinde Türk seyircilerinin daha çok ilgi gösterdiği bir karşılaşma ve 43. dakikada Bartz'ın golüyle Galatasaray Stahl karşısında 1-0 yenik duruma düşüyor. İlk yarının son saniyelerinde sol kanada atılan topu Mustafa Yücedağ takip ediyor, ortalıyor, Koseçki bitirici vuruşu yapıyor ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona eriyor. Erdal'ın kafa vuruşuyla 73. dakikada Stahl filelerine giden top Galatasaray'a 2-1 üstünlük getiriyor. Hakem penaltı vermemişti. Bu pozisyonda Arif Kaleci de karşı karşıya, kendini yerde buldu ve penaltı. Koseçki şut ve gol! Ve Uğur kaptı topu. Uğur'un verdiği pas Arif gole gidiyor. Sıyrıldı kaleciden. Kale boş. Çevirdi. Gol! Gol! Ve Galatasaray 2. Eisenhüttenstadt 0. Geriden fırlayan Muhammed soldan çevirdi. Gol olabilir mi? Gol! Gol ve Mustafa Yücedağ. Kalıyor top ve dakika 69. İşte bu golle Banik Ostrava 1-0 öne geçiyor. Gol Olender sevinç içinde. Tekrar izliyoruz. Geriden gelen topu çok iyi takip etti ve 69. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Banik Ostrava atakta, ceza sahamız içerisinde tehlike. İlk vuruşta top direkten dönüyor ve Olender tamamlıyor. 31. dakikada Galatasaray 1-0 mağlup duruma düşüyor Ostrava'da. Şimdi Yusuf rakibinden sıyrılıyor. Yaklaşık 25 metre sert vuruş, mükemmel vuruş. Dakika 41 ve durum 1-1 oluyor. Koseçki geliyor ve gol. Ve gol 43. dakikada durum 2-1 oluyor ve bu golden sonra Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalist oluyor. Yakalıyoruz. Koseçki ceza sahasına girerken vurdu ve gol! Dakika 32 ve Galatasaray 1, Werder Bremen 0. Ve Koseçki ceza sahasına girdiği anda vurdu topa ve topu ağlara yolladı. Hem 0 galip duruma yükseldi. Evet Öztürk, Koseçki patlayacaktı. Herkes söylüyordu. Koseçki bir gün patlayacaktı ve Galatasaray'da gösterecekti. Evet, Koseçki'nin golünü yeniden seviyoruz. Mükemmel vuruş, mükemmel gol. Ve beraber gidiyor, uzaktan şut mu atacak? Hayır, sol tarafa verdi. Bode topu ortalamak istedi. Ceza sahasının dışında, eyvah ve eyvah, gol. Gol, Fon. Tekrar izliyoruz. Fon göğsüyle topu aldı, vurdu ve kaldı. Hayrettin. Topu, bir orta ve... Maalesef top kalemizde ve hakem golü veriyor. Ortalanan top karşılaşmanın... Çeyrek finalde rakibi Almanların ünlü ekibi Werder Bremen'di. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan rövanş maçında stadın zemini tamamen karlarla örtülü ve futbol oynamaya elverişli değilken İnönü Stadı'nda zemin düzgün ve hava günlük güneşlikti. Rotaryo'nun son dakikadaki çamura takılan vuruşu gol olsa Galatasaray ikinci kez yarı finale yükselecekti ama olmadı. İşte karşılaşmanın belki de kader anı buydu. Taner'in kafa vuruşu ve Rotaryo'nun ayaklarında gidip gelen yarı final şansı. Ve Mustafa Denizli'nin ilk maçtan önce söyledikleri ne yazık ki gerçekleşiyordu. İnanılmaz derecede zaman çalmak için akıllarına gelen her şeyi yapıyorlar. Hakem bakalım oyunu ne kadar uzatacak. Sola doğru çevrilen top. Koseçki. Bırakmıyor topun peşinde. Koseçki. Ceza sahasını ortaladı. Topu çevirdiler. Tehlikeli vaziyet. Bir orta. Vur kafayı. Atamıyor. Ve kalenin ağzında. Kaleci rek topa uzanıyor ve yakalıyor. Yarı final şansı geldi de biz değerlendiremedik. Ayağı tutuldu sanki ve zavallı duruma düşen futbol oynatmadan yarı finale gidiyor. Aslında Galatasaray Werder Bremen'in muhtemel rakibine çok işler yaptı. Kartlar, sarı kartlar, kırmızı kartlar Galatasaray'ı yordu. Yarı finale Werder Bremen'i yorgun gönderiyor. Muhtemel rakibi bayram edecek ve Galatasaray...